Kaan'ın sesi. Bu seri kimin sesi? Kimilerinin, kadınların, queerlerin, kız kardeşlerin. Sadece koronanın, karantinanın değil, kainatın, kavganın, kanunun, keşfin, kuşun, kanadın, kağıdı, kalemi, klavyeyi aşan, kemandan, kastaniyetten, klarnetten taşan, kulağa, kalbe ulaşan sesi. Birazdan dinleyeceğiniz oyun, 3 boyutlu ses tasarımı ile hazırlanmıştır. Oyunu en iyi şekilde algılayabilmek için muhakkak kulaklarınızı takın, gözlerinizi kapayın ve dinlemeye başlayın. Kaan'ın sesi birinci oyun. Ellerim, gözlerim oldu. Ellerim, ellerim, gözlerim oldu. Gözlerim, ellerimin emrine amade oldu. Gözlerim kör. Dünyayı ellerim görüyor artık. Tüm dünya elimin altında. Gözlerim dünyanın ardında. Gözlerim ağlıyor. Ellerim ıslanıyor. Gözyaşlarıyla ellerim yıkanıyor. Elimden akan yaş lale lale düşüyor toprağa. Bir damla lale. Ellerimde. Ha, alarmım çalmadı. Uyuya mı kaldım yoksa? Yo. Yetişmem gereken bir yer yok ki. Bugün evdeyim. Hep evdeyim. Evden çıkmıyorum ki. Gözüm çapaklanmış. Elimi gözüme götürüyorum. Gözümü ovuşturuyorum. Ay, elimi yıkamadım. O an aklıma anneannemin meşhur lafı geliyor. Aman yavrum, çapak silerken göz çıkarma. Anneannemin bahçesinde bahçıvancılık oynuyorum. Bitkilerin topraklarını eşeliyorum. Yaban otlarını yoluyorum. Yuvalarına yol yapmış karıncaları seyre dalıyorum. Kenarda köşede bulduğum çakıl taşlarıyla lalelerin çevresini sarıyorum. Habire laleleri sulamak için tutturuyorum filan. Yazık. Kadıncağız bana hayır demek istemiyor. Ama lalelerine zarar vereceğim diye de ödü kopuyor. Benim umurumda mı? O rengarenk lalelere takmışım bir kere. O güzelim lalelerin anneannemin hayatının yegane rengi olduğundan bir haber ortalığın altını üstüne getiriyorum. Aman yavrum dur. Çapak silerken göz çıkarma. Aman yavrum. Aman. Oho, ben çoktan uyandım. Çapan falan kalmadı ki anneanne. Diye yapıştırıyorum cevabı. Akşam annem işten dönünce ona gün raporu verdiğimde öğreniyorum ne demek olduğunu. Ufak iş yaparken büyük hataya sebep olma demek. Oynama kadının laleleriyle, çapak silerken göz çıkarma. Ama bu defa mecazi anlamda değil. Elimi gözümden çekiyorum hemen. Elim bu defa da telefona gidiyor. Ama dur, hayır. Telefonumu temizliyorum önce. Sonra hızımı alamayıp kılıfını çıkarıyorum. Onu da bir güzel temizliyorum. Kenara koyuyorum. Sahi telefonu alacaktım elime. Niye bıraktım? Telefonu tekrar alıyorum elime. Uf, ne çok mesaj gelmiş. 86 tane. Hepsini sırayla tek tek okuyorum. Elim bir mesajdan diğerine kayıyor. Dur durak bilmeksizin. Maratonda gibiyim. Günaydın mesajlarını okuyorum bana selam eden. Güncel rakamları öğreniyorum dünden devam eden. Videolara bakıyorum beni hoşnut eden, gelen maili görüyorum randevuyu iptal eden, dizi önerilerini alıyorum evde kalmamı tavsiye eden, hiç tanımadığım insanların ses kayıtlarını dinliyorum gerçekleri ifşa eden, görsellere bakıyorum bizi ikaz eden, cevapsız aramaları görüyorum beni merak eden ve sonunda tüm bildirimler sıfırlanıyor. Oh! Derin bir nefes alıyorum. Oda çok havasız. Odayı havalandırmam lazım. Yorganı da havalandırmam lazım.
bugün günlük güneşlik. Yorganı iki elimle sıkı sıkı tutuyorum ki düşmesin. Bir, iki, üç, dört, iyi geliyor. Beş, altı, güneş vuruyor yüzüme. Yedi, sekiz, kızım, dokuz, on, kızım. Alt komşu, Ayşe Hanım. Aysel miydi yoksa? Yok yok, Ayşe. Israrla bana sesleniyor. Yorgan bir yere değmesin diye üstüme doğru çekip sarınıyorum yorgana. Dışarıdan bakınca garip görünüyor olmalıyım. Sanki çıplak yakalanmışım da üstümü başımı kapamaya çalışıyor gibiyim. Nihayet yorgan yığınından kafamı çıkaracak bir yer bulup aşağı bakıyorum. Meraklı gözler karşılıyor beni. Sadece komşu değil. Bahara uyanmış laleler de kafalarını uzatmış bana bakıyorlar sanki. Kolay gelsin kızım. Temizlik mi yapıyorsun yine? Ay, kadının kahve keyfinin içine ettim tabii. 10 defa yorgan silkelenir mi? Bahçeye gel, kahve içelim diyeceğim ama malum. Kadın neden bön bön ona baktığımı düşünüyor olmalı. Apar topar içeri kaçıyorum. Çıplak yakalanma senaryoma uygun bir kaçış oldu. Tam balkon kapısını kapayacakken kocasına fısıldadığını duyuyorum. Ah ah, yalnızlık zor değil mi Hamdi Bey? Her sabah böyle deli gibi yorgan silkeler durur. Her gün silkeliyor muyum gerçekten? Abartıyor bence. Ya ya Hamdi Bey, evde bir başına geçer mi bu günler? Yazık. Ay ne var, birlikteyken de geçmiyormuş. Çin'de boşanmalar artmış teyzeciğim, duymadın mı? Bir kocası olaydı. Ay cevap versene Hamdi Bey, vallahi şiştim burada. Bu kadar temiz hava yeter. Aynada ellerimi görüyorum. Ellerimle bir süre bakışıyoruz. İlk hamleyi kim yapacak diye bekleyen iki azılı düşman ya da iki aşık gibi uysalca duruyorlar. Şimdilik. Birazdan yatağı düzeltip ortalığı temizleyecek, yemek yapacak, masayı kurup kaldıracak, bulaşığı makineye koyacak, temizleri yerleştirecek, çamaşırı kirliye ayıracak, temizlik atlayıp kaldıracak, toz alacak. Sürekli ama sürekli envai çeşit temizleme bezini yıkayacak ve durulayacak ellerim. Eli işte gözü, elinde. Ellerim ne kadar kurumuş. Sudan hiç çıkmıyorlar ki. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Laleleri çok fazla sulamayın. Hastalanmışlar. Bakın, yapraklarından belli. Aynı toprağa daha önce domates biber ektiniz mi? Ondan olabilir. Bu mevsimde açmayabilirler. Ama merak etmeyin. Gelecek bahara toprağı temizleyin, havalandırın, sağlam soğanları da yeniden ekin. O zaman çok daha güzel açarlar. Anneannemin bahçesinde laleleri vardı. Oradan biliyorum. Ellerim gözlerim oldu. Yazan ve yöneten Duygu Dalyanoğlu. Oynayan Zeynep Okan. Ses tasarımı ve müzik Beril Sarıaltun. Kayıt Berke Hatipoğlu. Görsel tasarım ve uygulama Dilek Şenyürek.